Herkese merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beni özlediniz biliyorum. Ben de sizi çok özledim. Ama bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü hemen herkes bana yazıyorlar. Hakime ne oldu? Neden vlog atmıyorsun? Bıraktın mı? İşte videolarını bekliyoruz falan diye. Siz de haklı olarak tabii ki merak ediyorsunuz. Birkaç gündür hatta belki bir haftadır falan atmıyorum. Bir haftayı da geçmiş olabilir. Çünkü 13 Aralık'tayız. Aynen. Geçmiş olabilir. Öncelikle birkaç gün aslında yoruldum gibi olmuştu. Böyle bir şey yapmayayım dedim. Birkaç gün sonra atarım demiştim video. Daha sonrasında da topluluktan da paylaşmıştım. Anneannemi kaybettik bu arada. Başınız sağ olsun diye çok yazanlarınız olmuş hepinizden. Allah razı olsun. Hem özelden hem yorumlarda olsun mesajlar attınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Hem ondan dolayı da tabii ki de atmak istedim. Annem memlekete gitti geldi falan, mevlütleri oldu işte 4 gün üst üste orada kaldı. Sonra annem de geldi işte. Neyse birkaç gündür de öyle Manavgat'ta işlerimiz vardı falan derken git gel öylelikle yine çekemedim. Ama asıl mevzu benden kaynaklı da değil, annemden de kaynaklı değil. Asıl mevzu kaçma burada kendisi Barış Yuva. Bu arada dün kaynak yaptığı için gözü ne parça gitmiş. Bugün işe gitmedi. Yarın da gitmeyecek. Rapor verdiler 2 günlüğüne. Gözüne parça gittiği için ilaçlar falan verildi. İşte damladır, kremdir falan. Sonra bu şekilde gözü bandajlı böyle 2 gün duracak. Ya canlarım ben biliyorsunuz 5 yıldır YouTube'dayım ve video çekmeyi çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Yani ne olursa olsun hepinizi çok seviyorum. Bunu çok bilinme ya. Çok iyi biliyorsunuz. Ben de sizlerin beni sevdiğini çok iyi biliyorum. Cümlelerimi toparlayamıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Yanlış bir şey de söylüyor olabilirim. Yani hem bugün dediğim gibi çok yorulduk gerçekten. Geldim hemen. Her yer her yerdeydi. Onları topladım. Ellerimde kınalı bu arada da geçti. Bayağı bir geçti. Suyun içinde ne olacak geçiyor. Ya işte sorun bende değil Barış'ta. Ya açık ve net geldi bana bundan bir hafta önce işte video atmayı kestiğimden bu yana geldi bana artık video çekmemi istemediğini söyledi. Zaten hep istemiyordum dedi ama sen üzülme kırılma diye hiçbir şey söylemiyordum dedi. Ama artık ciddi bir şekilde benimle konuştu. Ben dedi rahatsız oluyorum video çekmenden. Ne bileyim her şeyimizi herkes görüyor biliyor ki zaten 5 yılda zaten herkes her şeyi gördü bildi de. Ya bundan sonra dedi istemiyorum dedi yani düzgün bir şekilde benimle konuştu. Ben de Barış istemiyor olduğunu gerçekten hissettiğim için tamam dedim o zaman yani Barış'a saygı duydum. Bu şekilde konuyu kapatmıştık. Size de tabii ki haber verecektim ama zamanını bekliyordum yani. Sonra işte dediğim gibi anneannem vefat etti o bu falan derken bir türlü size de açıklayamadım. Instagram'dan birkaç kişi sordu. Soranlara da cevap verdim. Bıraktım eşim istemiyor maalesef diye söylemiştim. Sonra toplulukta da biraz ara verdim. Hatta daha fazla ara verdim falan diye yazdım. Sonra siz diyeceksiniz yine işte çocuk oyuncağıma bir bırakıyorum bir bırakmıyorum. Zamanda da bu şeyleri yaşadığımız için yazacaksınız. Sonra birkaç kişi de işte neden açıklama yapmıyorsun yüz yüze falan filan diye de yorumlar geldi. Şimdi sonra düşündüm evet dedim doğru söylüyorlar haklılar. Yani bir yüz yüze de olsa bıraktığımı söylemek istedim. Bana bunları söyleyen kişi şu an sessizliğini sağlıyor. Bak beni nasıl dinliyor. Tehdit altındayım yani şu an anlayacağınız. Bir şey söylemek istemiyor mu? Yok. Çıkma. Sesin çıksın sadece arkada. Yok bir şey söylemek istemiyorum. Ne niye? Söyleyeyim ki? Sen zaten ne gerek işte söylüyorsun. Ya bu söylediklerim doğru mu? Doğru tabii canım. Ya ben istemiyorum yani. Gerek yok. Artık gerçeğimiz özel kalsın yani. Kimsenin görmesine gerek yok. Diyorlar. Böyle ben de bu videoyu hemen size paylaşacağım, atacağım. Sizler de hemen izlersiniz büyük ihtimalle. Durum bunlardan ibaret yani sonuç itibariyle. Bu şekilde ya canlarım. Sizi seviyorum her şey için yine de teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Yine de benimle hani görüşmek isterseniz, konuşmak isterseniz, ne bileyim takip etmek isterseniz Instagram'ımız Barış Hakime Yuva 01. Orada hani durumlar yapıyorum ama hani tabii ki vlog tarzı değil. Hani fotoğraf falan çekiyorum, video falan böyle. Orada paylaşım yapıyorum yani.
Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.